vatan uğruna şehit olacağını hep biliyordu. Evet, Alişan'la Hayata Gülümse izleyicileri, bugün Malatya'dayız. Malatya'da jandarma, özel harekat, uzman çavuş Mehmet Çelik'in, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah, onun evindeyiz. Annesiyle, babasıyla ve eşiyle onu yad edeceğiz, onu anacağız hep birlikte. Başınız sağ olsun tekrar. Sağ olun. Daha çok yeni, 1,5 yıl oldu. Evet. Mehmet çok. Şehit oldu. Acısı, yani acısı şimdi çok. Değil, her zaman taze kalacak acısı. Hiçbir tabii zaman ki geçmeyecek ama. 20 ayda, 20 yılda olsa aynı olacak. Hiçbir şey değişmeyecek. Tek tesellimiz kuzumun işte şehitliği. Akşam namazıydı, eşimle oturuyorduk. Kapı çaldı, çıktık, genç çocuk gelmişler, her yere bayrak takmışlar, kapılara falan. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok, hiçbir şey duymadık biz. Gelmiş buraya, balkona bile takmışlar, biz hiç kimseyi ne duyduk, ne gördük. Ve kapı çaldı, bir genç çocuk dedi ki, vali bey sizinle görüşmek istiyor. Hani o zaman da pandemiydi, sokağa çıkma yasağı var, dedim ki herhalde, demek vali dedim evleri geziyor. Hiç aklına da gelmedi ha? Hiç aklıma gelmedi. Neyse vali geldi, arkada kaymakam falan, böyle bir kişi geldi, arkada askerler boşanınca zaten benim belim kırıldı orada. Ben bağırmaya başladım, dedim Mehmet mi Murat mı? Dedim tamam, birine bir şey oldu ama hangisi? Mehmet'in göreve gittiğini biliyordum ama o an Mehmet hiç aklıma gelmedi yine. Mehmet olabileceği, sadece bağırıyordum Mehmet mi Murat mı diye. Sonra içeri getirdiler bizi. Sonra valimiz açıkladı, dedi Mehmet'imiz şehit oldu. Ve her şey orada bitti. Allah'ım hiç kimseyi evlatıyla imtihan etmesin, hiç kimseyi evlatın acısını göstermesin. Amin. Kapıyı açtım, kapıda belki 1000 kişi var, asker, sağlıkçı, Mehmet'in bütün arkadaşları. Aslında ne için geldiklerini biliyorsun ama konduramıyorsun yani. Hani tek diyebildiğim siz neden geldiniz? Hani hepiniz niye buradasınız? Bir umut soruyorsun işte, yaralı diyeyim falan. İşte başımda bir tane asker hayır şehit oldu. Nasıl olmuş, bir çatışma mı? Yoksa evet, tam anlattığı gibi pusuya düşürüp vurmuşlar. Yani adam zaten o gün bilerek gitmiş o göreve. Rabbim herkese böyle evlatlar nasip etsin. Amin. Vatanını, milletini, ülkesini düşünen evlatlar nasip etsin. Çünkü biz şu anda bizim oğlumuz değil. Bütün şehitlerimizin sayesinde bu ülkede rahat bir şekilde yaşayabiliyoruz, oturabiliyoruz. Mehmet'imi görmeye çok özledim. Onun her gün sesini duymazsam ben mutlaka, ya o arayacaktı ya ben arayacaktım. Her gün. Mutlaka sesini duyacaktım. Sesini çok özledim. İnşallah cennetinde buluştururum, kurban olduğum Allah bizi. İnşallah, inşallah, inşallah. Bu böyledir yani. Bu kimse aklında bir şey geçirmesin. Yani bu ülkede kimse böyle şeyle bir zırnık alamaz. Vermeyiz yani. Bu ülkeyi kolay kazanmadık biz. Allah'tan razı olsun. Kolay kazanmadığımız için de kolay kolay da vermeyiz. Ağlama baba. Şeref ağlamaz. Bugün benim düğünüm var. Hey anam, hey. Hilal vurmuş kanım üstüme. Ağlama baba. Şeref ağlamaz. Gayrı ruhum bayraktır benim. Dalgalanır vatan üstüne. Yeşil ırmağı Fırat'a, Gediz'i Dicle'ye kavuşturur. Erciyes'i Ağrı'yla, Kaçkar'ı Toros'la, Maden Dağı'nı Ulus Dağı'yla buluşturur. Önce babası ve abisi gibi korucu oldu. Ben gidiyorum. Hadi hadi asma. Ardından uzmanlığa geçti. Çocukluğundan beri şehadet dilinden hiç düşmedi. Jandarma uzman onbaşı Mehmet Acar, Mardin'de hain bir bombalı saldırıda şehit oldu. Henüz 11 aylık evliydi. Geçti mi geçmedi, acısı büyük, gururu da büyük. Küçük İkranur babasını hiç göremedi. Biliyor babasını, resimlerden anlatıyorum, görüyor, söylüyor. Şehit uzman onbaşı Mehmet Acar'ın ailesi Alişan'ı evinde misafir etti. Bayım patlaması oluyor belli. O gün neredeyse içim yandı böyle. Buraya kadar kardeşim. Ben hayatımı kızıma adadım. Helal. Çünkü o bana eşimden emanet. Jandarma uzman onbaşı Mehmet Acar. 3 yıl önce Mardin'de hainlerin bombalı saldırısında şehit düştü. Acısı çoktur. Gerçekten yani insan evlat kaybetmek kolay değildir.
genç iken yani zor. Allah sabır versin. Allah herkese nasip etsin. Şehidin mertebesini, şehit şerbetini. Yani hepimiz bu yoldayız. Tamam, acımız büyük ama bu hayırlara, bu şerefsizlere yol vermeyeceğiz. Bu devlet sahipsiz değildir. Bu da hepimiz canımız feda olsun bu toprağa, bu vatana, bu bayrağa. Geçti mi geçmedi. Acısı büyük, gururu da büyük. Yani hep bir yerde böyle hani bazen şey diyorlar mesela işte hani geçecek, unutacaksınız falan. Olmuyor işte yani. Ne kadar öyle deseler de olmuyor yani. Onunla göreve gidiyorduk. Zaten o şehit olduğu zaman karakoldaydı. Ben değiştirdim onu. Şey verdi, pijamanı verdi. Atletini verdi bana, dedi sen burada kalacaksın bir hafta. Ben gidiyorum, dedi hadi Asmal. Dedi güle güle kardeşim. Yastığını verdi bana, dedi sen burada kalacaksın. Bir gün sonra ben nöbetteyken bayım patlaması oluyor belli. O gün neredeyse içim yadı böyle. Her gün yatıyordum, o gün yatmadım. Uyku tutmadım. Gidiyordum, dışarıya çıkıyordum. Komutanlara söylüyordum, komutanım için mi oldu? Dedim, hayır, patlama oldu bizim timimiz üzerinde. Dedi, bir şey yok. Dedi, Allah'a şükürler olsun, bir şey yok. Dedi, yaralar var ama bir şey yok dedi. 15-20 dakika geçmedi. Komutanımız geldi, dedi seni ilçeye götüreyim. Dedi bir şey var mı komutanım, niye beni götüreceksiniz? Durdururken yok dedi. Götüreyim sizi, şey yapalım. Orada söylemediler. Haberim yani içim... Hiç aklına gelmiyor. Aklıma gelmiyordu. Bir de içim böyle bir şeye düştü ki. Ben Adana'dan gelin geldim. Biz 11 ay evli kaldık. Kızıma hamileydim ben eşimi kaybettiğimde. 6,5 aylık hamileydim, daha kızım doğmamıştı. Ama o 11 ayı dolu dolu yaşadık. Hani sanki yıllarca yaşamışız gibi. O kadar anımız var ki mesela anlattığım zaman sanki böyle 10 yıl evli kalan insanlardan daha çok anımız var gibiydi. Hani sanki şehit olacağı belliydi ve her şey dolu dolu yaşamıştık. Yani her günümüzü, her anımızı, her saniyemizi biliyor babasını. Yani resimlerden anlatıyorum, görüyor, söylüyor. Mesela bu oynadığı bebek babası doğmadan ilk kız olduğunu öğrendiğimizde dedi ki gitsen, hatta ben ona kızdım. Dedim ki daha doğmadı dedim. Niye aldın? Oturdu saçı, daha örgüsü eşimin ördüğü örgü. Bayrak gördüğü her yerde baba diyor ikra. Çünkü mezarın üstünde bayrak olduğu için orada bayrağı baba olarak algılıyor. Ha zor mu? 3 katı zor benim için. Hem anne oluyorum hem baba oluyorum. Ama gene diyorum ki elhamdülillah, çünkü Rabbim beterin beterin de var. Yani herkese şehit eşi olmayı nasip etmiyor. Herkese şehitliği nasip etmiyor. Biz bunu hepimiz biliyoruz. Dün değil bir önceki gün kaymakam beyimiz gelmişti. Anne ben babam gibi polis olacağım dedi. Kalktı üniformaya giydi mesela. Ben onu en güzel şekilde yaşatacağım. Hem babasının gururunu yaşayacağım. Hem ona anne olacağım. Hem baba olacağım. Ben hayatımı kızıma adadım. Çünkü o bana eşimden emanet. Fotoğraflarına bakınca ne yapıyor? Anne babam ne zaman gelecek diyor. Ya bu soruyu soruyor. Hep de soracak. Bir de şehitler ölmez. Kur'an'ımızda yazıyor yanımızda. Ben onu zaten hep yanımda hissediyorum. O varmış gibi zaten yaşıyoruz. Ne yapalım? Yetinip gidecek dünyadır budur. Kimse dünyada sağ kalmaz. Vatan sağ olsun. Allah-u Teala devletimize, milletimize, bayrağımıza zeval vermesin. Bekliyorum yani. Hala da bekliyorum. Oradan gelecek. Jandarma uzman çavuş Ahmet Baş, vatan nöbetinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düştü. Alişan şehidimizin ailesini ziyaret etti. Bu arada Ahmet dedi şehit olmuş. Bak. Ahmet Baş odasında onun hatıraları arasında yad edildi. Gidecek olduğu akşam dedim oğlum saçımı keser misin? Sonra şehit olduktan sonra çantasına çıktı saçlar. Ben ilk kez ağrım. Şehidimizin odası değil mi anası? Evet. Odası. Burada odaya girmeden önce burada bir şey var. İstiklal marşımız. Evet. Ve şehidimiz Ahmet Baş'ın burada künyesi var. Burası Doğu Beyazıt. Bu şehit olmadan önce
okuldan gelen çocuklar varmış. Hı hı. O çocuklarla birlikte resim çekiliyorlar. Hı hı. Şurada bak öğrenciler var. Bak. Evet, öğrenciler bunlar. Hı hı. Ondan işte bir gün sonra şehadet şerbetini içer. Bu da onun arkadaşlarından. Bunlarda 8 tane gazi var. Tek şey? İki şey. Diğer ki Afyonlu Dursun Pampi diye arkadaşı, keskin nişancı. İlk etapta zaten onu etkisiz hale getirdikten sonra bizim rahmetlisi onu aşağı yukarı 15-20 metre yakınında bulunuyormuş. Bu bayrak? O ne? Doğu Beyazıt'ta göreve gittiği yerde bunu yırtıp görünce komutan da demiş ki komutan ben bu bayrağı alıp kendi bayrağımı buraya asacağım. Bir şey olur mu? Olmaz demiş. O da kendi boyuna bayrağını çıkarmış. Onu öyle asmış. Bunu almış. Ha, bunu Ahmet yanında getirmiş. Evet getirdi. Dedi ki anne dedi bu bayrağı çerçeveleteceğim ben dedi. Bu kamuflajı? Bunlar onun kendi kamuflajı. Kamuflajı. Diğerleri de buradalar, alttalar. Şey olmadığı için. Hep kendi. Burada ne varsa hepsi kendine ait. O gün Kadir gecesiydi üç günü. Konuştum onunla. Anne dedi, babam nerede? Dedim, onun baban çarşıya gitmiş. Arayamasan da dedi, babamın kandili kutlu olsun. Anne, babamın elini öper mi dedi. O gün benim telefonum hiç çalmadı. Amcamın telefonu sürekli çalıyor. Sürekli çalıyor. Ona bir şey söylüyorlar, sana söylemiyorlar. Şimdi ben öyle tahmin ettim ama tabii daha sonradan odaya girdim. Hanım orada oturuyor, kız orada. Amcam aşağıda bekliyor arabada. Damat da mutfak tarafında. Baba dedi gelsene Asık. İyi gittim oraya. Baktık yüzü Asık hanımın dediği gibi. Hayırdır senin bir şey mi var? Baba dedi Ahmet dedi şehit oldu. Bak. Baban haydi gidiyoruz dedi. Ne oldu dedim Cengiz. Dedi ki anne Ahmet yaralanmış. Hangi Ahmet dedi. Dedi ki anne küçük Ahmet. Hayır dedim olamaz ben oğlum diyor. Öyle orada aldım haberini. Odur budur ben evden dışarı çıkmam. Odur budur ben çarşıya gittim. Nasıl çıkacağım? Hatta kızım 2 yaşında oldu çocuğu evine gitmiş ki onu değildi. Çıkacağım. Sadece mezarına gidiyorsun. Sadece mezarına gidiyorum. O da her zaman gitmiyorum. Çünkü gidince kendime gelemiyorum. Odaya çıkıyorum, onunla konuşuyorum. Öyle en iyi maş. Öyle. Hayat devam hayat ediyor. Devam ediyor diyorlar ama işte. Daha çocuğum var. Hayat bir tek annelere babalara devam ediyor. O benim ilk göz ağrım. Gidecek olduğu akşam dedim oğlum saçımı keser misin? Karşı kesti. Saçımı kesti. Ha, senin saçını kesti. Küçük oğlan tokasını aldı. Saçlarımı bağladı örgüyü. Dedi ki abi ver tokamı. Dedi ki sopanın kapağını açtı. Dedi ki attım dedi şeye sopanın içine. Sonra şehit olduktan sonra çantasına çıktı saçlar. Meğer o saçlarımı almış gitmiş. Kurban olduğum Allah öyle sevmiş, öyle almış. Hiçbir dakika aklımdan çıkmaz.